Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. TCG Anadolu gemisinde geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TCG Anadolu gemisi için geri sayım başladı. Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla işbirliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, yapımı tamamlanacak test faaliyetleri süren TCG Anadolu gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Demir, Haziran'da deniz kabul teslimlerine başladık. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık %70 olan projede 131 alt yüklenici görev aldı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ise, yapımı tamamlanarak test faaliyetleri süren ve envantere girdiğinde Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sözlerine devam eden Demir, öte yandan gemimiz bir hastane görevi de görebilecek. İnsan yardım aktarma görevi de görebilecek. Afet bölgelerine yardım hizmeti de verebilecek. İçeride çok geniş bir tıbbi cihaz teşkilatı var. Gemimizi Mayıs'a 2019 yılında denize indirmiştik. Haziran'da da deniz kabul teslimlerine başladık. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Gemimiz üzerinde bir güç aktarma sistemi olacak. Hava platformları olacak. Pist olarak gördüğümüz alanda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimiz içerisinde bulunan havuzda ise çeşitli zırhlı araçlarımızı, tanklarımızı ve personellerimizi karaya intikal ettirebilecekler diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.